Newton'un üçüncü hareket yasası için artık hazırız. Bu yasa popüler bir yasa olduğu için büyük ihtimalle daha önceden duymuş ya da biliyor olabilirsiniz. Bu videoyla Newton'un üçüncü yasasında ne demek istediğinin iyice anlaşılmasını istiyorum. Burada üçüncü yasanın çevirisini görüyorsunuz. Newton'un kullandığı dil Latinceydi. Kendisi İngiliz olmasına rağmen o dönemlerde Latince daha çok kabul gördüğü ve bilim dili olduğu için Newton da Latince kullanmış. Evet, bu yasada ne deniyor bir bakalım. Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Ya da birbiriyle etkileşim içinde bulunan iki cisme etki eden kuvvetler her zaman eşit ve zıt yönlüdür. Aslında Newton'un burada demek istediği şey bir cismi etki eden bir kuvvet olması için cismin de ona etki eden şeye karşı eşit ve zıt yönlü bir kuvvet uygulaması gerektiğidir. Biraz daha net açıklamak gerekirse buradaki resimler hakkında da konuşacağız. Ama şimdi diyelim ki elimizde böyle bir bloğumuz olsun. Ve yine diyelim ki ben de bu taraftan bir kuvvet uygulayıp bloğu hareket ettirmeye çalışıyorum. Evet, bu bloğu itmeye çalışan elim olsun. Elim blok üzerinde bu yönde net bir kuvvet uygular. Blok da sağ tarafa doğru hareket eder. Hatta bu bloğun buzdan bir yüzey üzerinde durduğunu düşünelim ki hareket etmesi daha kolay olsun. Bu çok da buza benzemedi. Tabi buzu çağrıştıran bir renk kullanırsam daha iyi olabilir. Evet, blok buzdan bir yüzeyin üstünde dursun. Şimdi Newton'un üçüncü yasasına göre ben bu blok üzerinde net bir kuvvet uyguladığımda bloğa bir ivme vereceğim. Bu arada sürtünme kuvvetini yeneceğimi varsayıyorum. Blok buz üzerinde olduğu için bunu yapmam daha kolay olacak. Ama bu esnada blok da benim üzerime eşit ve zıt yönlü bir kuvvet uygulayacak. Eşit ve zıt yönlü bir kuvvet. Her ne kadar bu şekilde söylendiğinde çok daha mantıklı görünmese de bir şeyi itmeye çalıştığınızda ellerinizde bir baskı hissedersiniz öyle değil mi? İşte bu baskı bahsi geçen eşit ve zıt yönlü kuvvetin kanıtıdır. Cisim yerinden kıpırdamamak için adeta bir direnç gösterir. Cisim de sizi itiyormuş gibi hissedersiniz. Mesela elinizle masayı hafifçe ittiğinizde masaya bir kuvvet uygulamış olursunuz. Hemen çizelim. Bu masa olsun, bu da elimiz olsun. Masayı ittiğimizde, hatta şu anda videoyu kaydederken bir yandan da masamı itiyorum. Bu sırada masaya bir kuvvet uyguluyorum. Hatta yeterli kuvvet uygularsam masayı yerinden bile oynatabilirim. Hatta şu an masam sallanıyor. Ama aynı zamanda elimde bir baskı hissediyorum. Sanki bir şeye avucuma baskı uyguluyor. İşte bu baskıyı masa bana eşit ve zıt yönlü bir kuvvet uyguladığı için hissediyorum. Eğer bu eşit ve zıt yönlü kuvvet olmasaydı hiçbir şey hissedemezdim. Başka bir örnek verelim. Diyelim ki kumsalda yürüyoruz. Kumsalda ne olur? Tabii ki kum. Kuma bastığımızda mesela bu ayakkabımız olsun. Çizimlerimiz çok iyi olmayabilir ama bu konuda yetenekli olduğumu söylemedim zaten. Önem olan sizin burada ne olduğunu anlamanız. Evet, kuma bastığımızda kum üzerinde bir kuvvet uygularız. İşte böyle. Bu kuvvet ağırlığımızın bir sonucu olarak oluşur. Yani dünya ile aramızdaki yer çekimi kuvvetinden kaynaklanır. Kuma bu kuvveti uyguladığımızda kum taneleri yanlara dağılır öyle değil mi? Kuma öyle bir kuvvet uygulamış oluruz ki kum taneleri yolumuzdan çekilir ve kumda ayak izimiz çıkar. Kısacası kum üzerinde bu kuvveti uyguladığımızda kum da bizim üzerimize eşit ve zıt yönlü bir kuvvet uygular. Eşit ve zıt yönlü kuvvet. Peki, bunun doğru olduğunu nasıl anlayabiliriz? Eğer Newton'un ikinci yasasını hatırlarsak, yani ağırlığımızdan kaynaklanan bu kuvvete sahipsek, bu kuvveti dengeleyen bir kuvvet ortaya çıkana kadar aşağı doğru hızlanmamız gerekir. Öyle değil mi? Ve bu durumda uyguladığımız kuvveti dengeleyen kuvvet, kumun bize uyguladığı yukarı yönlü kuvvet olur. Bu iki kuvvet karşı karşıya geldiğinde ise üzerimize etkiyen net kuvvet sıfır olduğu için de orada kalırız. Ve dünyanın merkezine doğru hızlanan bir hareketimiz olmaz. Bir başka örnek daha. Hatta sanırım bu örnek Newton'un üçüncü yasasını anlatırken kullanılan en ünlü örneklerden biri olmalı. Ekranda bir fotoğrafını da gördüğümüz roketlerin nasıl çalıştığını konuşacağız. Bir roketin içini düşünelim. Roketin içindesiniz. Belki atmosferden çıkıyorsunuzdur ya da uzayda ilerliyor olabilirsiniz. Etrafınızda hızlanmanızı sağlamak için roketin itebileceği bir şey yoktur. İşte bu yüzden roketlerin yakıt depolarında size bu itiş gücünü sağlayacak malzemeler bulunur. Ve doğru kimyasal tepkimeler ya da yanmalar sonucu roketlerin arka uçlarından ultra yüksek hızlarda hareket eden gazlar çıkar çok küçük kütleleri olmasına rağmen bütün bu parçacıklar üzerine uyguladığınız kuvvet onların inanılmaz hızlara ulaşmasını sağlar. Böylece roketin arka kısmında da eşit ve ters yönlü bir kuvvet ortaya çıkar. Buradan dışarı çıkan gazlar roketin etrafında onu itecek bir şey olmamasına rağmen hızlanmasına yol açar. Roketler bu parçacıkların üzerinde bir kuvvet uygulayarak onların hızlanmasını ve dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede roketin hızlanmasını sağlayacak eşit ve zıt yönlü kuvvet de ortaya çıkmış olur. Bu taraftaki örnekte ise size çok önemli bir bilgi vereceğim. Eğer günün birinde uzayda sürüklenecek olursanız, bunu çok iyi dinleyin çünkü bu sayede sonsuza kadar sürüklenmekten kurtulabilirsiniz. Evet, hazır mısınız? Bunun gerçekleşmesini tabii ki istemeyiz ama mesela bu astronotun onu Mekke'ye bağlayan kablodan kurtulduğunu ve uzayda sürüklenmeye başladığını düşünelim. Peki sizce hareketin yönünü değiştirmek ve Mekke'ye geri dönmek için bu astronot ne yapabilir? Etrafa bakındığında tutunup kendini itebileceği bir şey olmadığına göre hatta üstüne üstlük itici jetinin de yanında olmadığını düşünelim. Ne yapabilir? Bu durumda eğer uzayda sürükleniyorsanız üzerinizdeki en ağır ya da kütlesi en büyük olan dersem daha doğru olur. Evet, üzerinizden çıkarabileceğiniz ya da atabileceğiniz en büyük kütleli cismi bulup ters yöne atmanız gerekir. Ağırlık ve kütle arasındaki farkı bilmiyorsanız telaşlanmayın. Ondan daha sonraki videolarda bahsedeceğiz. Bunu da çizmek istiyorum. Uzaydayız ve sürükleniyoruz diye hayal edelim. Bu da eldivenimiz olsun. Diyelim ki üzerimizdeki kütlesi büyük olan ve atabileceğimiz bir cisim bulduk. Şimdi bu cismi atmak için kısa bir sürede olsa, yani cisim elimizde olduğu süre boyunca cisim üzerine bir kuvvet uygulamamız gerekecek, öyle değil mi? Ve aynı zamanda biz cisim üzerine kuvvet uygularken cisim de bir yandan hızlanırken bir yandan da bizim üzerimize eşit ve zıt yönlü bir kuvvet uygulayacaktır. Cisim bu yönde hızlanırken biz de bu yönde hızlanmaya başlayacağız. İşte bunun için buradaki astronotun uzay mekine doğru hızlanıp bir şeye tutunabilmesi için cismi bu yönde atması lazım. Böylece sonsuza dek uzayda sürüklenmekten kurtulup mekiye geri dönebilir.